Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Nikah ve onunla alakalı hükümler. İhtiyaç duyulduğu zamanda nikah sünnettir. Hür erkek için 4 kadına kadar nikahlayabilir, köle erkek için 2 kadın nikahlayabilir. Hür bir erkek bir cariyeyi nikahlayamaz, ancak 2 şartla nikahlayabilir. Bir hür kadının mihrini veremezse, iki harama ve zinaya girme korkusu varsa. Kadına hiçbir ihtiyaç yokken bakmak. Erkeğin kadına bakması 7 kısım üzeredir. Bunlardan birincisi, hiçbir ihtiyaç yokken kadına bakmak, bu bakma caiz değildir. 2. Hanımı ve cariyesi olduğu için bakmak. Hanımının ve cariyesinin her tarafına bakması, cinsel organının haricinde ikisine de bakması caizdir. Cinsel organa bakmak kerahat da caizdir. Kendisine nikah düşmeyenlere bakmak. Üçüncüsü, mahremlerine nikaha düşmeyen kadınlara veya evli olan cariyesine bakar. Ancak bu da göbek ile diz kapağı arasındaki kısmı hariç bakması caizdir. 4. Kadınla evlenmek için bakmak. Nikahlaması esnasında veya kendisini istemesi üzere yüzüne, avuçlarına, ellerine bakması caizdir. Tedavi için doktorun kadına bakması. Beşincisi, tedavi için bakılması gerekli olan yerlere doktorun bakması caizdir. Altıncısı, şahitlik yapmak için kadına bakmak. Şahitlik yetmek için veya alışveriş gibi muamelelerde yalnızca kadının yüzüne bakmak caizdir. 7. Satın almak için cariye bir kadına bakmak. Satın alınacak bir cariyenin ihtiyaç olan her yerine, ellerine, ayaklarına, saçına, başına, yani göbek ve diz kapağı arasındaki olan hariç her tarafına bakması caizdir. Yalnız avret mahalline bakmak caiz değildir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.